Merhabalar, Malatya Ustad TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Reyhan Bulunmazer, aile, evlilik ve ilişki danışmanıyım. Sizlerle bugün yeni bölümümüzde birlikte olacağız. Bugünün konusu ise kök aile ve çekirdek aile problemleri, eşlerin aileleri arasında olan problemler, çatışmalar ve bunların çözümleri nelerdir? Bunlar üzerinde yoğunlaşacağız. Özellikle eşi ve ailesi arasında kalan erkek ne yapmalı? Bununla ilgili nasıl bir yol ve yöntem izlemeli? Bunların çözümleri, sorunları, bunları anlatarak devam edeceğiz. Özellikle erkeklerin yaptığı en büyük problemlerden bir tanesi de kök ailesine sınır çizmek oluyor. Evlilik başlangıcından itibaren, özellikle ilk 2 yıl içerisindeki süreçte ailesinin isteklerini, beklentilerini hiçbir şekilde geri çevirmemek istiyor. Bunun adına eşiyle arasında belli anlaşmazlıklar yaşayabiliyor. Bunlar ne gibi durumlar olabiliyor? Özellikle eşlerin aileleri arasındaki görüşme problemleri olabiliyor. Taraflardan bir tanesi eşin ailesiyle görüşmek istemeyebiliyor. Onun görüşmesini engellemek isteyebiliyor. Bunlarla alakalı sorunlar yaşayabiliyorlar. Burada aslında en büyük nokta eşlerin birbirlerine anlayışlı yaklaşabilmeleri. Özellikle erkek bireyin eşine anlayışlı bir tutum sergilemesi. Bunlar çok önemli noktalar. Burada en çok izleyebileceği yol o anlayış çerçevesinde kendisine yapılmasını istemediği şey. Aslında karşı tarafa da yapmadığı takdirde. Yani empatiden burada bahsettiğimiz sürece empatik bir anlayış yaklaşımla davrandığı sürece herhangi bir sorun yaşamıyor. Ve eşiyle ailesinin arasında kaldığı zaman işte en çok çatırdamalar, ilişkideki problemler burada başlıyor. Bununla ilgili mesela bir çalışma yapılıyor İngiltere'de. 100 çiftten 72'sinde problem yaşanıyor. Yani eşler arası çekirdek aileyle ilgili, kök aileyle ilgili çatışmalardan kaynaklanan problem. Yani bu çok büyük bir çoğunluğa yansımış oluyor. Bu yüzden dengede tutabilmek önemli. İki tarafın da gönlünü hoş edebilmek önemli. Nasıl davranacağını, ikisinin de önemini ayrı ayrı hem kök aile hem çekirdek ailesinin yani eşi olan bireyin gönlünü hoş tutabilmesi. Bunları buradaki dengeyi ayır güzel sağlayabildiği takdirde de sorun yaşamayacaktır. Fakat genelde günümüzdeki evliliklerde özellikle ben kendi danışanlarımda da çok fazla rastlıyorum. Çok sık rastladığımız bir konu. Evliliklerin en çok bitme sebeplerinden bir tanesi ailelerin, eşlerin, çiftlerin hayatına müdahale etmeleri. Evliliklerine müdahale etmeleri. Yani iki birey, belli olgunluğa gelmiş birey bir hayat kuruyor ve birleştiriyor. Ve bu şekilde bir hayat yolunda ilerlemek istiyor. Burada yapılması gereken şey bu bireylerin evlilik yolunda onlara destek olabilmek, onların arkasında durduğunu bir aile olarak, aile fertleri olarak arkalarında olduğunuzu belirtmeniz. Onlara daha çok arkalarında olmadığınız takdirde, daha çok sıkıntı çıkarmak, işte onların huzurunu kaçırmak gibi davranışlar sergilediğiniz takdirde bu konu boşanmalara kadar gidebiliyor. Bunun yaşanmaması adına ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle kök aile, çekirdek aile ayrımını iyi yapmamız lazım. Kök ailemiz evet bizim doğuran, büyüten, bizim bu hayat şeyine getiren yani bu hayat noktasına getiren insanlar. Bunlardan asla kopamayız zaten. Bu yadsınamaz bir gerçek. Fakat biz bir hayat yolunda yeni bir hayatımıza bir insan alıyoruz ve bununla bir hayat adımı atıyoruz ve bir ömür geçirmek istiyoruz. Yani bu insanın da bizim hayatımızdaki yeri çok farklı olmalı. O yüzden ikisinin arasındaki bu dengeyi, bu sınırı, bu çizgiyi koruyabilmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Koruyamadığımız takdirde o dengeyi, işte özellikle bir tarafa çok yöneldiğimizde, diğer tarafı daha ezmeye, baskılamaya çalıştığımız zaman, onun düşüncelerini önemsemediğimiz zaman ne oluyor? Bu sefer huzursuzluklar, çatışmalar, her türlü problemlerle karşılaşabiliyoruz. Anlayışla yaklaşmak, daha çok fikirlere önem vermek, karşı tarafın ne hissettiğini önemsemek bunlar da çok önem teşkil ediyor. Mesela en basit örneklerinden bir tanesi. Eşlerden bir tanesi özellikle erkek birey. Eşini ailesinin yanına götürmek isteyebiliyor. Ve eşi o aileyle ilgili yaşamış olduğu sorunlar, olumsuz davranışlardan dolayı gelmek istemeyebiliyor.
Burada eşin yaptığı hatalardan, en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi, gördüğümüz sorunlardan birisi. Eş ne yapıyor? İlla hayır benimle ailemin evine geleceksin ya da onlarla görüşmek zorundasın şeklinde bir tutum sergilediğinde o yaşanmış olan olumsuzluklar oraya da aksediliyor. Bu sefer ne oluyor? Tekrar eve döndükleri zaman hem orada yaşamış oldukları bir gerilim hem de tekrar evlerine döndükleri zaman yaşamış oldukları çatışma, sürekli bunlarla ilgili yaşamış oldukları tartışmalar vesaire evliliğin köklerine zarar veriyor. Şimdi bunu yaşamamış olmamız için özellikle ailemiz de gerekiyorsa uyarmalıyız. Hani bu noktada işte eşime bu şekilde davranmamalısınız. O benim için gerçekten çok önemli. Hani bu ayrımı bilmeli ailemiz. Yani sadece onların bizim için çok önemli olduklarını, sadece onların hayatta bizim için en önemli değerler olmadıklarını, hani bizim eşimizin de bizim için gerçekten bir önem teşkil ettiğini belirtmeliyiz. Hani bazen şöyle olabiliyor. Yani her aile için geçerli değil tabii ki. Anlayışlı ailelerimiz de mevcut hayatta. Ama bu anlayışı göstermeyen, daha farklı davranışlar sergileyen bazı ailelerimiz olabiliyor. Bundan kaynaklı sadece ailemizi değil, doğru olan, haklı olan tarafın yanında olmak da önemli. Yani hani eşimizin canını yakacak bir davranış ya da bir söz, üslup davranışta bulunuyorlarsa bunu bilinçli bir şekilde kalkıp illa aileme benimle geleceksin ya da sürekli onlarla görüşmek zorundasın gibi davranışlar sergilemememesi gerekiyor erkek bireyin. Bunun için yani kendinize yapılmadığını istemediğiniz bir şeyi başkasına da yapmamalısınız. Daha çok ince düşünmeliyiz. Karşı tarafı kırmadan nasıl hareket edebileceğimizi öğrenmeliyiz. Çünkü biz eşimizle bir hayat geçireceğiz. Ailemiz de tabii ki her zaman hayatımızın bir parçasında olacak ama en çok biz eşimizle ve çocuklarımızla zaman geçireceğiz ve onlarla bir hayat yoluna gireceğiz. Bu yüzden mutlaka bu dengeyi iyi tutmamız lazım. Yani bu sınırı korumamız gerekiyor. Kök aile, çekirdek aileyle ilgili. Ve kök aileden olan özellikle çatışmalar neyden kaynaklanıyor? Kök aileden olan anne özellikle, yani gelinin kayınvalidesi ve çekirdek aileden olan gelin. Gelin ve kayınvalide arasında yaşanan problemler toplumumuzda çok fazla rol gösteriyor. Bunun da en büyük etkenlerinden bir tanesi nedir? Erkek evladı geleceğinin garantisi olarak görüyor. Yani geçmişte yaşamak isteyip de yapamadıklarını, işte bazı istek ve arzularını belki evladıyla gerçekleştirebiliyor. Evladı işte belirli sorumlulukların, yükümlülüklerin altına girmiş olabiliyor. O sorumluluklarla birlikte de ailesine sürekli destek çıkabiliyor. İşte kardeşlerine o ekonomik sorumluluklarını üzerine almış olabiliyor. Ve bunlardan kopulmasını istemediği için kayınvalide adayı bir korku içerisine girebiliyor. Bir fobi haline getiriyor gelini. İşte acaba oğlumdan beni koparacak mı? Onunla görüşmelerim sonlanacak mı? Ya da eskisi gibi olamayacağız mı gibi. Bu bir fobi haline getiriyor. Bundan kaynaklı da bazı insanlarda gerçekleşebiliyor. Bütün toplumdaki her bireyden değil. Ama toplumumuzun çoğunluğunda bu sorun yaşanıyor. Mevcut maalesef ki. Kayınvalidelerin bu problemleri işte gelin kaynana çatışması adı altında sürekli devam ediyor. Ve en çok sorunlar da bundan kaynaklanıyor. Ve erkek mesela kendisini ailesine karşı borçlu olarak hissedebiliyor. Hani ben sürekli onlara bakmak zorundayım, onlarla ilgilenmek zorundayım. Onların bütün sorumlulukları benim üzerimde olmak zorunda gibi. O geleneksel olarak devam ettirdiği davranış stilini yine mantığında oturtmaya çalışıyor. Bundan kaynaklı olabiliyor. Ya da işte kurtarıcısı olarak görüyor ailesinin kendisini. Bunlar da ne oluyor? Tekrar üst üste sorunları bindiriyor. Yani erkeğin aşırı fedakarlık şeması göstermesi, kendisini işte hep kök ailesine ait, hep onlarla ilgili sorunları çözmesi gerektiğine inandırması, bununla ilgili sorunların üstüne gitmesinden kaynaklı ne yapıyor? Kendi eşiyle çatışmalar yaşıyor. Bunun yaşanmaması için de ne yapmak lazım? Saygı göstermek gerekiyor. En önemlisi eşimize saygı göstereceğiz. Onun bu konudaki fikrini alacağız. Tabii ki ailemize yardım edebiliriz. Bunları tabii ki gerçekleştireceğiz hepimiz. Sorumluluklarımız olabilir ama biz artık kendi çekirdek ailemizden daha çok sorumluyuz. Çünkü oradaki sorumluluklarımız artık kendi kök ailemizde kaldı. Onunla ilgili bireylerimiz devam ettirebiliyor zaten. Babamız olabilir, kardeşlerimiz olabilir. Bu sorumluluğu herkes ortak olarak üstlenmeli. Yani yaşlı bir anne veya babaya sahibizdir. Tabii ki bunların bakımlarını vesaire bunları üstlenmeliyiz. Fakat bunların görev paylaşımını yapabiliriz kardeşlerimiz arasında. Bazen şey olabiliyor. Tek bir birey en çok o ilgileniyor. Diğer aile bireyleri ilgisiz.
bu noktada maddi manevi olabilir. Mesela durumu daha iyidir. Tek bir kişi bunu üstleniyor ve üstlenmeye devam ederek gidiyor. Hani bununla ilgili sorunlar buradan çıkıyor en çok. Hani ben bunları devam ettirmeliyim. Ben onlarla her zaman ben ilgileneceğim. Bir ömür boyu ben bakacağım şeklinde. Tabii ki bunlar yapılabilir ama burada tabii ki eşin belki rızası olmayabilir. Hani eşler, hani benim de kendime ait bir ailem var sonuçta. Onlarla da böyle ilgilenmemiz gerekiyor gibi. Yani ortak bir karar noktasında davranmak lazım. Önce biz kendi sorumluluklarımızı yapmalıyız. Kök ailemizle ilgili sorunlardan ziyade çekirdek ailemizin, artık yeni kurmuş olduğumuz bu birimin temellerini daha güzel götürmemiz lazım. O yüzden kök ailemizi kaybetme anksiyetesi yaşıyoruz en çok. Bu da ilk 2 yıl boyunca yaşanıyor. İlk 2 yıl içerisinde en çok evliliklerin oturma dönemidir. Sorunların en çok yaşandığı, boşanma olaylarının en çok nüksettiği safhalar burasıdır. O yüzden 2 yıllık süreçte biz evliliğimizin aslında tam temellerini atmış oluyoruz. Bu temellerin de çok sağlam atılması adına elimizden gelen fedakarlığı, elimizden gelen anlayışı göstermemiz gerekiyor. Şimdi bu noktada sıkıntı yaşarsak bu diğer kısımlara da yansıyabiliyor. Bu yüzden bu sorunlara çok dikkat etmemiz lazım. Eşin pasifize olması da anksiyete sorunu yaşıyoruz yani. Eş mesela bir tarafı pasifize edebiliyor. Bu bayan da olabiliyor, erkek de olabiliyor. Hani pasifize ediyor, onun bütün her şeyi de yönlendirmeye çalışıyor işte. Parmağının ucunda döndürmeye çalışıyor tabiri caizse. Hani bunları yapmamak gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman kendimizi eşimizden soğutabiliyoruz. Davranış olarak yaptığımız hareketlerde uzaklaştırabiliyoruz. Bunları yapmamamız gerekiyor kesinlikle. Eşin sadece kendisiyle ilgili bir hayat yaşamak isteği. Yani evleniyor 2 birey. Bir erkek işte, bir bayan. Bayan sadece işte artık nikah kıyıldı, tamam artık benimle olmalı. Sadece beni gözü görmeli, işte ailesini düşünmemeli gibi bu düşüncelere de girmemesi gerekiyor. Çünkü hepimiz için ailemiz de, kök ailemiz de, çekirdek ailemiz de çok değerli. Kesinlikle bu düşüncelere girmemeliyiz. O yüzden ikisinin arasındaki dengeyi tutmalıyız. Yani sadece bir tarafla ilgili bir hayat yaşama isteği olamaz. Hiçbir şekilde iki taraf da çok değerli, eşimiz de çok değerli, kendi kök ailemiz de çok değerli. Bunlara gereken değeri vermeliyiz. Bunları dikkat ettiğimiz noktada, bunlara önem verdiğimiz noktada da sorunlar yaşamayacağız. Evet, ve ikisi birbirinden daha çok değerli olduğu gibi, yani ikisinin yeri de birbirini tutamıyor. Birbirinin yerini tutamıyor kesinlikle. Ve ailedeki beklentiler ne yapıyor? Bireyde mesela tepkiler de geliştirebiliyor. Aileler farklı beklentilere de girebiliyor bireylerle ilgili. Yani işte evlenmiş bir bireysiniz artık. Belli sorumluluklarınız var. İşte aileniz diyor ki yani işte bizim şöyle bir düşüncemiz var. Yani bununla ilgili gerçekleştirme, mesela bize ev almalısın. Örnek veriyorum. Bu büyük bir durum. Sonuçta bir aile ekonomisi denen bir şey var. Siz sadece direkt ailenizi düşündüğünüz zaman, burada eşinizin fikrini almadığınız zaman da eşiniz buna illaki tepki gösteriyor. Bunların yaşanmaması için de bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Yani beklentilerimiz nasıl, ne düzeyde? Bunlara bakmamız gerekiyor mutlaka. Bunda da işte cezalandırma yöntemleri kullanıyor bu sefer eşler birbiri arasında. Yani sen ailenle işte bu şekilde durumlar yapıyorsun, onların her isteklerini karşılıyorsun. Sen ailene gitmeyeceksin. Ya da sen ailene gitmiyorsan o zaman benim aileme de gitmeyeceğiz. İkisi birbirine bir cezalandırma yöntemi uyguluyor. Bu yöntem daha çok çiftleri birbirinden soğutmaya başlıyor. Bu soğumalar da zaten evliliğin artık yani son noktalarına yaklaştığını, son demlerini yaşadığını görüyoruz, gözlemliyoruz bu noktalarda. O yüzden bu 2 yıllık süreci çok güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Yani daha çok bu, biz psikolojide şunu adlandırıyoruz, çapraz yöntemi var. Bundan da bahsedeceğiz zaten. Bu çapraz yöntemiyle aslında daha çok kurtarabiliyoruz evliliklerimizi bu noktada. En güzel yöntemlerden biri işte ılımlı bakış açısına sahip olmamız, yapmamız gerekenleri doğru ve zamanda doğru biçimde uyguladığımız zaman bu çapraz yöntemi gerçekten çok güzel işe yarıyor. Buna da birazdan değineceğiz. Bu arada başka evliliğin ilk 2 yılında yaşanan problemler ne yapıyor? İlişkimizin gidişatı nasılsa onu şekillendiriyor. Yani mesela erkeğin öfkesi, kadının kırgınlığı, kızgınlığı, bunlar ilişkinin
her alanına etki ediyor. Yani nüfus ediyor, ciğerlerine işliyor ilişkinin. Mesela ne olabiliyor? İşte erkek çok çabuk öfkelenebiliyor yani işinin en ufak bir hareketinde. Bayan da zaten bayanlar genelde naif bireyler olduğu için, daha duygusal yönleri ağırlıklı olduğu için daha çok kırgınlıklarını dile işte tepki gösterebiliyorlar. İşte bu evde odaları ayırma, işte birlikte kalmama gibi şeylere sebep oluyor. Bunlar da ne yapıyor? Evliliğin daha çok çatırdamasına başlıyor. Yani kırgınlığı, kızgınlığı daha çok şiddetlendiriyor. Daha başka sorunlardan bir tanesi de işte duygusallık, işte sosyallik, cinsellik vesaire, ekonomi. Bu tarz problemler bunları da çok fazla etkiliyor ki evliliğin en yüzdelik kısımlarının yüksek olduğu yani bu noktalardır. Özellikle bir evliliğin en çok ilerlemesini engelleyecek etkenlerden bir tanesi cinsellik problemidir. Bunun üzerine çok durulması gerekiyor. Eşlerin birbirinden uzaklaşması zaten o evlilikle ilgili beklentilerin düşmesini sağlıyor. Bunlar da artık son noktalara getirebiliyor. Mesela soğuk savaş cezalandırmaları diye adlandırıyoruz biz bunları. Bunlar da ilişkinin kalitesini çok düşüren etmenler. İşte birbirlerine savaş açıyorlar resmen. İşte sen şunu yaparsan ben böyle yapacağım. Karşılıklı kısasa kısas dediğimiz noktalarda. Mesela bunu biraz açalım. Neler olabilir karşılıklı soğuk savaş cezalandırmaları? Biraz önce örneğini vermiş olduğumuz gibi işte yatak odalarınızı ayırıyorsunuz. İşte herkes birbirinden bir haber. Eşler birbirine sorumluluklarını yerine getirmeyebiliyor. Umursamaz davranıyor. Bekarlık hayatını sürdürüyor yani açıkçası. Bu şekilde davrandığı zaman ne yapıyor? Birbirinden soğuklaşmalar, uzaklaşmalar oluyor. Bu cezalandırmaların sonunda çok iyiye gitmiyor açıkçası. En büyük sorunları da bunda yaşıyor çiftlerimiz. O yüzden bu noktalara gelmemek lazım. Bu noktalardan önce gerekiyorsa bir terapi, bir destek, bir bilene danışmak en güzel şey. Bu noktalarda işte biz yardım almalıyız mutlaka. Çünkü kafamıza göre evliliği bir şey oturtamayız, bir mantığa oturtamayız. Yani o mantıkta gitmeye çalışırsak, kendi kurallarımızı yazıp, kendi kurallarımızı oynarsak bu şekilde evlilik doğru yollara gitmiyor. Doğru yöntemle de ilerlememiş oluyor. İşte söylemiş olduğumuz gibi ilişkinin kalitesi düşüyor en basiti. Mesela şöyle de olabiliyor. Çocuk doğumundan sonra, mesela çocuk artık dünyaya geliyor. Biz iki bir çiftiz, belli bir süre sonra karar veriyoruz işte bir çocuk sahibi olmaya. Mesela hiç ilgisiz, alakasız aile bireylerimizden, fertlerimiz işte evlenmeden önce bizi hiç yani takmayan, işte umurumda olmayan ne yedik, ne içtik, ne yapıyoruz hiç umurumda değiliz aile fertlerimizin, işte anne babamızın. Ama evlendikten sonra bir anda bize bir düşkünlükleri başlıyor. Bu da yanlış bir davranış. Yani iletişim isteği artıyor, işte daha çok görüşmek istiyor. Çünkü artık hak sahibi olacağı bir nokta var. Çünkü o birey aslında güçleniyor hani. Evlilik aslında yani güçler çatışması değil, güçler birliği. Bu birlikten korkuyorlar aslında. Bundan kaynaklı da işte buna nasıl sızarız, bunu nasıl işte bozmaya çalışırız gibi bir zihniyet giriyor. Özellikle ilgisiz ailelerden bahsediyor. Normal aile bireylerinle ilgili bu sıkıntılar yaşanmıyor. Ama işte ayrı aileler olabilir. Anne baba fertleri ayrıdır. Bir anda birleştikleri zaman, yani bir anda işte çocukları evlendiği zaman hadi işte biz anne baba olarak ortaya çıkalım düşüncesine girebiliyorlar. Bu şekilde de sorunlar çok yaşanabiliyor. Mesela çocuk doğuyor işte. Bu sefer evlatçı işte kesiliyorlar, dediğimiz gibi işte torununu sahiplenmeye çalışıyorlar. Torun vasıtasıyla o ilişkiyi kurmaya, anlamlandırmaya çalışıyorlar. Ama normalde baktığınız zaman bu ailenin bu çocuğuyla ilgili herhangi bir davranış hareketlerinde daha önce ne gibi durumlar vardı? Hiçbir şekilde ilgi alaka sıfırdı. Fakat kendisini birden o aileye müdahil ediyor. Tabii burada yani illaki eşler birbirlerinin özelliklerini, bu konularını biliyorlardır. Burada tepki göstermeye başlayabiliyor bireyler. Erkek ya da bayan fark etmiyor. Yani ailen daha önce seninle ilgilenmemiş, herhangi bir bu sıkıntıların da yanında olmamış. Şu anda neden bizim evliliğimize müdahil oluyor şeklinde. Bu olabiliyor. Yani illa ayrı olmalarına gerek yok. Beraber ailelerde de bu ailevi sorunlar yaşanabiliyor. Hani hesap sorma gibi bir hakka sahip oluşuyor bu sefer doğal olarak. Neden bizim evliliğimizle ilgili bu sorunlara, çatışmalara sebep oluyorlar şeklinde. Doğal hak olarak görüyorlar kendisini. Tabii ki de yani bir bireyle ilgilenmiyorsanız, daha onun sorumlularına çözüm bulmuyorsanız, kendinizi aile olarak yanında hissettirmiyorsanız, daha sonrasında onun hayatına müdahale etme hakkına da sahip değilsiniz hiçbir şekilde. Bundan kaynaklı da
hani aile isek her zaman bir bireyin yanında olmalıyız. Sadece o evlendiği zaman, çocuk evlat sahibi olduğunda, biz de torun sahibi olduğumuz zaman yanında olmamalıyız. Yani her zaman yanında olabilmeliyiz. Evlatçı bir anda kesilmemize gerek yok. Anne babalık da sadece çocuğumuz evlendiği zaman rol çalmakla olan bir olay değil yani. Hani oradan rol çalıyoruz resmen. Hani her zaman vazifemizi yapacağız. Eğer dünyaya bir çocuk getiriyorsak onunla ilgili bütün sorumlulukları almak zorundayız. Tamamen ömür boyu sorumluyuz ondan. Yani belli zamanları bunun kavramları, şartları vesaire olmuyor. O yüzden ilişkide en önemli şey neymiş? Karşılıklı güven, sevgi, ilgi, saygı. Bunlarla işleyen bir mekanizma. Bu mekanizmanın güzel ilerlemesini istiyorsak ne yapacağız? Adımlarımızı sağlam atacağız. Karşımızdaki insana saygı göstereceğiz. Gayet sevgi, huzur dolu bir hayatla devam etmek için anlayış, empatik yaklaşım. Bunları kullanacağız. Mesela çapraz yöntemini uygulayabiliriz yine aynı söylemiş olduğumuz gibi. Çapraz yöntemi nedir? Mesela eşimizin ailesine gitmek istiyoruz. Fakat yani bizim gelmemizi istiyor olabilirler, çağırabilirler. Bu noktada mesela şey yapabiliriz. Direkt eşimizin ailesini, yani eşimiz ailesine bizim vasıtamızda değil de mesela şey çağırmalı, yani ailesini onun dilinden değil de biz kendimiz çağırmalıyız eşimizi. Hani eşimizin ailesini çağırmalıyız ya da karşı taraf yine aynı şekilde. Yani çaprazlama yöntemi burada bu şekilde devreye giriyor. Yani kayınbabamızı, kayınvalidemizi biz çağırmalıyız. Onun ailesi de bizi çağırmalı şeklinde. Ya da bizim eşimiz de kendi ailemizi çağırmalı gibi. Bu tarz uygulamalarla daha çok birbirine bireyleri ısındırabiliriz. Daha çok yakınlaştırabiliriz. Yani ilgi ve sevgi her zaman karşılığını bulur. Her zaman karşılık alır. O yüzden anlayış, empati, karşılıklı saygı ve güven. Bir insanı sevmeyebiliriz yani insanlar. Eşimizin ailesini çok sevgi duymayabiliriz. Bunlar doğal şeyler. Fakat her zaman için saygı duymalıyız. Saygıyı korumalıyız. İlişkilerdeki en önemli kurallardan bir tanesi budur. Evet, belirtmiş olduğumuz gibi ailelerin, kök ailelerimizin özellikle evliliklerimiz adına yapmış oldukları iyi niyetli yaklaşım adı altında yapmış oldukları o müdahaleler bizleri çok fazla hani etkileyebiliyor. Hayat koşullarımızı da etkiliyor, eşimizle olan ilişkilerimizi de etkiliyor. Biz bunları mahal vermeden ne yapmamız gerekiyor? Karşılıklı anlayış doğrultusunda ne eşimizi ezdirmeliyiz ne de karşımızdaki ailemizi, kök ailemizi ezdirmeliyiz. Birbirlerinin arasındaki o güzel dengeyi sağlayabilmeliyiz. Bunları sağladığımız takdirde güzellikler de beraberinde geliyor. Bundan kaynaklı da daha rahat, ferah bir yaşam sağlayabilmek için her zaman denge önemli. Bu sadece evliliklerle alakalı değil, ilişkiler noktasında da aynı şekilde. Hani toplumdaki ilişkilerimiz, işte iş hayatımız, arkadaş çevremizdeki ilişkilerimiz de aynı şekilde bunlar da bu ilişkilerimizi de etkileyebiliyor. O yüzden yani bu dengeyi sağlamak, hoşgörülü olmak bizler için çok önemli. Yani buradan ailelerimize aslında toplum olarak çok şeyler düşüyor. Çünkü bir kadın aslında bir çocuğu yetiştiriyor ve yani bir erkek dünyaya getirebiliyor, bir kız çocuğu dünyaya getirebiliyor. Yani aslında bünyesinde bütün bir evreni var edebiliyor. Yani kadın çok kıymetli. Hani en çok kadınlarımız kendini yetiştirirse, daha olgun, mantıklı bireyler olabilirlerse, bir kadını eğitebilirsek, toplumun tamamını eğitebiliyoruz. Bundan kaynaklı özellikle kayınvalidelerimiz, kayınvalide adaylarımız, hani çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hani en önemli şey yapmamız gereken nokta burada. Hani bir gelinimizi kendi evladımız gibi görebilmek. Çünkü o çocuğumuzun sevdiği kişi, torunlarımızın annesi olarak yani bizim artık hayatımızın bir parçası. Bunu benimsememiz gerekiyor yani. Zıtlaştığımız sürece biz çocuğumuzu da mutsuz görmeye başlıyoruz ve buna da mahkum olmak zorunda kalıyor. O yüzden lütfen buna çok dikkat edelim bu konuya. Çocuklarımızın annesi olan bizim yani eşimiz için de aynı şekilde, yani erkekler için de çocuklarımızın annesi olan kişiyi, bizim hayat arkadaşımız olan kişiyi lütfen daha böyle dikkatli davranalım. Daha anlayışlı, hoşgörüyle davranalım ki bir hayatımız huzurlu gitsin. Yani evlilik en temel yapı taşımız bizim. En huzur bulduğumuz nokta. Biz bu evlilik hayatında
mutlu olduğumuz sürece hayatımızın her noktasında, işimizde, ilişkilerimizde, başarımızda, maddi konularımızda her anlamda rahat ve mutlu, huzurlu oluyoruz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece de yani sorun yaşamıyoruz. Bu denge, yani en önemli şey denge sorununu çözüyoruz. Çapraz yöntemi dediğimiz yöntemi uygulamaya çalışıyoruz. Bu şekilde daha mutlu bireyler olarak hayatımıza devam edebiliyoruz. O yüzden herkes üzerine düşen vazifeyi yaptıktan sonra, herkes kendi sorunlarına odaklandıktan sonra, sorun yaratmak için uğraşmadıktan sonra bireyler hiçbir sıkıntı da yaşanmıyor. Ailelerimize çok büyük rol düşüyor burada. Anlayışlı olmak lazım. O yüzden her zaman için karşımızdaki insana empatik yaklaşımda bulunalım. Onun hislerini, duygularını anlayabilelim. Biz onun yerinde olsaydık neler yapabilirdik, neler hissederdik? Bunu bilelim. Buna göre davranalım. Bu şekilde de artık huzuru, mutluluğu yakalıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz sizlerle. Şimdiki konumuzda özellikle bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz eşlerle ilgili yaşamış olduğumuz kök aile, çekirdek aile çatışmalarımızı nasıl çözümleyebiliriz? Bununla ilgili çözüm yolları, yöntemlerinden biraz bahsedeceğiz. Özellikle erkekler, yani damat tarafı dediğimiz kişiler eşiyle birebir ilişki kurarak sorunlarını görüşmeli ve çözümlemeye çalışmalı. Mesela şöyle durumlar sergileyebiliyorlar. Eşiyle ilgili bir durumu ailesi direkt kendi vasıtasıyla eşine iletmesini sağlayabiliyor. Rahatsızlık duyduğu konuları kendisine direkt eşi vasıtasıyla iletiyorlar gelin hanıma. Şimdi bu da çok sıkıntı yaratan bir durum. Veyahut da damat beye işte gelin hanımın ailesi kendi direkt gelin vasıtasıyla yansıtabiliyorlar. Halbuki bu konuları direkt bizzat herhangi bir sıkıntı yaşanan konularda net tavrımızı belli etmemiz gerekiyor. Yani şahısları araya koyarak, aracı vesaire işlemlerine girişerek değil de daha çok fikirlerimizi direkt o insana belirtmemiz gerekiyor. Aracı koymamamız gerekiyor. Şimdi bunları yaptığımız zaman da bu çatışmaların önünü açmaya başlıyoruz. Bunların yaşanmaması için de özellikle eşle ne yapıyoruz? Birebir ilişki kuruyoruz. Yani işte belli bir zamanda, uygun bir zaman ve mekanda eşimize konulardan direkt kendimiz bahsedebiliriz. Sorunlar neyse. Yani sen aileme şunu söylemişsin ya da işte ailem bana böyle söyledi, sen neden böyle davranıyorsun gibi davranışlar değil de daha çok hani bir sorun mu yaşandı? Daha üslup önemli burada. Sen dili ve ben diline girmememiz gerekiyor. Yani hani sen dili kullandığımız zaman karşı tarafı kendimizden itebiliyoruz. Daha çok hani onun damarına basıyoruz, daha sıkıntı yaşamasına sebebiyet verebiliyoruz. Bu yüzden ben dili çok önemli. Yani işte eşine alıp karşısına şunları sorabilir. Yani ailemle ilgili bir sorun mu oldu? Hani neler yaşadın? Böyle bir sıkıntı duydun? Böyle bir şey var mı sence? Gibi fikrini almak lazım. Şimdi direkt kalkıp suçlayıcı bir dille eşimize karşı geldiğimiz zaman işte eşime şunları mı söyledi, aileme bunları mı yaptın, şunlar mı geçti aranızda, benim neden haberim yok gibi. Sen dili bir uslubu kullanmış olunca ne oluyor? Karşı taraf ters tepiyor. Hem bize tedirgin yaklaşabilir, hem aileyle olan nefret, kin duygusu veyahut da herhangi o problemler iyice artabilir. Yani bunun yaşanmaması için sen dili değil ben dili oluşturmamız gerekiyor. Buna çok önem vermemiz lazım. Bu noktada doğru ve düzgün bir şekilde davranırsak eşimizin bize yaklaşımı da zaten olumlu oluyor. O yüzden sen dilinden uzak durmamız gerekiyor. Ve bu raddede insanlar zaten kolay kolay gelmiyor. Bu bir 2 yıllık süreç. 2 yıllık bir iç savaş diyelim. İç çatışma. Hani bu çatışmalar zaten evliliğin ilk gününden başlayabiliyor. Bu 2 yıllık süreç içerisinde cereyan edebiliyor. Özellikle evliliğin ilk yılları, işte ilk böyle cicim ayları dediğimiz dönemlerde aileler daha çok müdahaleye direkt başlayabiliyorlar.
Halbuki çiftleri biraz baş başa yalnız bırakmak lazım. Onlar kendi karakterlerini, kendi benliklerini bulabilmeleri adına, kendi birbirlerini iyice hani tanıyabilmeleri adına böyle bir karakter gelişim süreci vermek gerekiyor. Ama bizler ne yapıyoruz aileler olarak? Bunların içine direkt hani müdahil olmaya çalıştığımız zaman, onların birbirlerine tanımalarına, tam anlamıyla alışmalarına fırsat vermediğimiz zaman iç çatışmalar daha evliliğin ilk aylarında başlayabiliyor. Bunları yaşamamamız için de söylemiş olduğumuz gibi herkes kendi belli konumunda yapması gereken noktada durduğu zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ailelere burada çok önemli noktalar düşüyor. Ve kadınlar için ben erkeği aldım, gerisi beni ilgilendirmiyor mantığı. Bunlar olmaması gerekiyor. Yani bir insanla evlilik yapmış olabiliriz ama kesinlikle o insanın, bir insana ait olmak ayrı bir şey, sahip olmak ayrı bir şey. Yani şöyle bir şey var, kimse kimseye ait ya da sahiplik durumu yoktur. Yani bireyler tamam hayatlarını birleştiriyor olabiliyorlar ama birbirimizi meta olarak görmemiz çok doğru bir nokta değil. Burada değinmemiz gereken noktalar daha çok hani ilişkinin boyutuna, raddesine, eşimiz arasındaki o anlaşım, empatik yaklaşım, duygusal bağ noktasında nasıl bir yol izliyoruz? Bunlar önemli. Hani herkes kendi kök ailesini, tabii ki de kök ailesi var. Herkesin ailesi kendisine göre değerli, bir yetişme tarzı var. Ne yapıyoruz? Çünkü kök ailemizdeki yaşanmışlık stilimizi biz ne yapıyorduk? Kendi ailemize empoze ediyoruz. Yani kendimiz kurduğumuz o düzende, o düzeyde, mesela kültürel düzeyimiz, maddi ekonomik düzeyimiz, yetiştirilme tarzımız, aile terbiyemiz, bunları biz yeni oluşturduğumuz o çatı, yeni oluşumun altında ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Yani aslında ikimiz de, iki aile kökler birleştiği zaman, iki kök aile birleştiğinde bir şekilde aile oluşuyor. Ve o iki köklerin izlerini taşıyor. Ve ne oluyor? Mesela çocuklar oluştuğu zaman o iki kökün de almış olduğu kültürel deneyimler, geçmişten edindiği kazanımlar ne oluyor? O çocuklara da yansıyarak böyle bir yeni bir çekirdek aile ve o iki ailenin birleşiminden doğan yeni bir aile meydana gelmiş oluyor. O yüzden her ikisi de belli izler taşıyor. Yani tek yatsınamaz bir gerçek, yani tek taraflı bir mesele değil yani. Evlilik iki ailenin birleşiminden olan yeni bir ailenin, bir bütünlüğün oluşması. Yani hiçbir şekilde ya birini yok sayamayız açıkçası. Biri var olmadan diğeri var olmuyor. Yani bir aile bütünlüğü olmadan başka bir aileyi üzerine kuramıyorsunuz. Zaten aile ortamında özellikle sıkıntılı yetişmiş bireylerde, anne baba ayrılıklarında, İşte daha farklı durumlarda, sıkıntılı sorunlu ailelerde yaşayan bireylerde, ilerleyen dönemlerde evliliklerinde yaşamış oldukları sıkıntı katsayısı tabii daha yükselebiliyor. Çünkü görmediğiniz bir şeyi yansıtamayabiliyorsunuz bazen. Bu sadece içsel bir mesele değil. Dediğim gibi aktarımlar yapıyoruz. Bu aktarımlarımız çocuklarımıza hem genlerimiz vasıtasıyla hem kültür yapımız vasıtasıyla geçtiği için biz ne kadar ailemizi güçlü tutarsak, aile bağlarımızı, bu yapımızı güçlü tutarsak ne oluyor? Bu noktada daha farklı yerlere evliyor. Yani çocuklarımız da bizden aldığı, kök aileden almış olduğu geçmiş deneyimlerinden diğer kuşaklara aktarabiliyor. Yani aslında kuşaklar arası aktarımdır. Yani aileler ve bu evlilik kurumu dediğimiz kurum bu şekilde. O yüzden ne kadar biz bir ilişkiyi sağlam, güçlü tutarsak o kökler daha fazla güzel bir şekilde salınıyor. Bütün kuşaklar arasındaki o aktarımlar da güzel gerçekleşiyor. Sadece gen aktarımı yapmıyoruz yani. Hani kültürel mirasımız, yani biz ta atalarımızdan kaç yüzyıl öncesinden gelen alışkanlıklarda ilgili bir noktada mesela çok ilgi duyduğumuz bir alan, halbuki atalarımızdan geliyor olabiliyor. Aynı bunun gibi. Kök ailemizdeki davranışlarımızı da kendi ailemize, çekirdek ailemize yansıtıyoruz. O yüzden sadece içimizin ailesinin yanlışlarına odaklanırsak da yani objektif bakmıyoruz. Objektiflik özelliğimizi kaybediyoruz. Sadece yanlışlara odaklanmamak lazım. Bir şey doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Doğruları da belirtmek gerekiyor. Tamam, yanlışla ilgili noktaları belirtebiliriz ama şimdi eşimize eğer ailesini kötülemeye başladığımız zaman şöyle bir nokta çıkıyor. Diyor ki yani sürekli bana kötülüyor, hani hep olumsuz yönlerini söylüyor. Benim eşim yalan söylüyor olabilir bana bu noktada. Hani gerçekten böyle bir durum olmayabilir diye bir varsayıma giriyor.
Halbuki şunu yaparak davranabilsek, olumlu yanlarından belli aralıklarla bahsediyorsak, işte olumluluklarını, işte ailenle ilgili şöyle güzel bir durum yaşadım, bana şu şekilde davrandılar, böyle bir güzel yönlerini belirtip, sadece çok sıkıntılı bir durum, süreç yaşadığımızda bir sıkıntıyı, iki sıkıntıyı belirttiğimiz zaman eşimiz şunu diyebilir yani, hani ya eşim gerçekten hani haklı, çünkü bak yanlı bakmıyor. Hani onların doğrularını dövüyor, objektif bakıyor bana düşüncesi oluşur. Bu düşünceyi oluşturabilmek için de yapmamız gereken sadece haklı taraf, haksız tarafları değil, haklı yanları da övebilmek. Yani tek taraflı olmuyor. Çünkü bir insanın sürekli yanlışlarını övüyorsanız zaten o insanla ilgili bir ön yargı oluşturmuşsunuz demektir. O insana karşı bir antipati duyuyorsunuz demektir. Bu antipatik yaklaşımlar da sizi zaten ona karşı soğuttuğu için her türlü, yani ağzınıza kuş tutsanız da yaranamazsınız misali, hep olumsuz yanlarından bahsedeceksinizdir. Bu da işte gerilimleri başlatıyor. Yani iki taraf için de geçerli. Sadece tek olumlu, olumsuz yanlarını bahsetmemek gerekiyor. Bu yüzden doğrusunu övmediğiniz bir insanın da yanlışlarını ne yapamazsınız? Eleştiremezsiniz. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Herkes kendi ailesine sınır çizmekle sorumlu. Hani bütün bireyler kendi ailesine hani sınır çizmeli. Hani erkek tarafı da olsun, gelin tarafı da olsun, iki tarafta da sınırı koymalı. Belli sınırlar doğrultusunda olmalı. Ya bu görüşme süreci olabilir. Ailelerin sıklıkla hani hangi mesafede yaşadıklarına kadar varabiliyor bu konu. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela genelde şöyle bir kültür de oluşabiliyor. İşte bir tarafın ailesi bir tarafa yakın oturacak. Evlilik birliği kuruyorsunuz. Bu birlik içerisinde sadece bir aileye odaklanmak istiyorsunuz. Hani bir aile kendi gelin ailesinin yanında oturmak istiyor mesela, ya da erkek tarafı. Şimdi bir birliktelikten doğan bir sıkıntılar da ayrıyeten oluşabiliyor. Hani fazla muhabbet tez ayrılık getirir mantığıyla ne yapabiliyor? Hani bir aile sadece benim gelin diyor ki benim aileme yakın oturalım, ya da erkek damat tarafı, ya da birlikte oturulabiliyor bu iç güveysi yaklaşımlarıyla. Şimdi bu tarz durumlarda da çok sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte senin ailenle daha çok görüşüyoruz, ya da senin ailene daha yakınız, sen ona daha çok gidiyorsun, beni daha çok ihmal ediyorsun gibi yaklaşımlar olabiliyor. Yani ne kadar aslında mesafeyi korumamız, sınırlarımızı korumamız bizim evliliğimizin de çok güzel bir şekilde ilerlemesini sağlayabiliyor. Bu yüzden mesafe ve sınırlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, kök aileyle iletişimde ne yapmalıyız? Çapraz yöntemini kullanmalıyız. Bahsetmiştik, buna değinmiştik. Çapraz yönteminde söylemiş olduğumuz gibi ailelerden birinin işte bir davet yemeği ya da işte birbirlerine, taraflardan birini davet ettiklerini düşünelim. Gelin hanım eşinin ailesini yemeğe almak istiyor diyelim ki. Bunu direkt eşine söyleyip ailene belirt işte yemeğe gelsinler şeklinde değil de direkt aileyi arayıp hal hatır sorup onların gönlünü hoş edip onları da yemeğe davet ettiğini belirttiği zaman 1-0 önde oluyor. Aynı şekilde damat bey de aynı şekilde yaptığı zaman gelin hanımın ailesini yemeğe davet ettiklerinde belli bir süreç aralıklarda bu izlenimi verdiği zaman ne oluyor? Hani daha çok sıcaklık, o bağlılık artabiliyor arada ve saygı çerçevesinde işte belli aralıklarla hep bir tarafı yönelmek de değil, hep tek tarafın ailesiyle görüşmek de değil. Yani bir tarafı yüceltip diğer tarafı yalnızlaştırmak da değil. Bakın burada taraf tutmak gibi bir durum oluyor. Aileler birbirine kırılabiliyor, üzülebiliyor. Bunlar da evliliğe olumsuz yansıyor. Çünkü aileler üzüldüğü, kırıldığı zaman mutlaka ki çocuklarıyla aralarında bir gerilim oluyor. Ve bu gerilim de daha çok had safhada büyüyor ve sorunların daha çok yükselmesine sebep oluyor. Bunlara maruz kalmamak için en önemli noktalarımızdan bir tanesi de çapraz yöntemini kullanmak. Yani ne yapıyormuşuz? Özellikle damatlar ya da işte gelinler aradan çekilmesi lazım. Yani ikili iletişimlerde, etkileşimlerde bu sorunları yaşamamak için aradan çekiliyor, mesafeyi koruyor, sınırları çizmeye çalışıyor. Bu şekilde çözümlere ulaşabiliyor. Yani mantığımızı sadece tek bir tarafa odaklanmıyoruz. Ailelerimizin yanlışlarına objektif bakabilmeli, olumlu yanlarını söylediğimiz kadar olumsuz yanlarından da bahsediyorsak olumlu yanlarından da bahsetmemiz gerekiyor. Ve hani doğruları övdüğümüz kadar yanlışları da tamam yerebiliriz, bunları dile getirebiliriz ama her doğru her yerde söylenmiyor. Bu yüzden de
belli noktalara dikkat ettiğimiz zaman evliliğimize ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Daha sonra bir konumuza daha geçelim. Eşimizi, kocamızı kendimize nasıl bağlayabiliriz? Bu konu da çok önemli. Çünkü yani evlilikler çok, yani evlilikte çok başarılı olma süreçleri diye bir durum söz konusu değil. Hani sadece insanların duruma nasıl yaklaştığı, bir durum hakkında nasıl kendisini daha çok pozitif odaklayabildiği, bunlar önemli süreçler. O yüzden eşimizi kendimize bağlı nasıl tutabiliriz? Eşimizi elimizde tutmak için neler yapmalıyız? Çünkü evlilikte bir taraftan bir taraf uzaklaşma, mesafe koyma gibi özellikleri girdiği zaman diğer tarafı direkt yani etkiden çıkarmış oluyor. Bu etkileşimden çıktığı zaman da eşine karşı soğukluklar oluşuyor ve dediğimiz gibi yanlış süreçlere, olumsuz süreçlere girebiliyor. Bununla ilgili bir bakalım diğer noktalar nelerdi. Eski kadınlar mesela çocuk yani eşlerine her istediklerini yaptırabiliyorlardı. Bunun en büyük soru, en büyük noktası neydi acaba? Bir bunlara bakalım. Adeta ne yapıyorlardı? Mesela işte parmaklarını da oynattırabiliyorlardı, her istediklerini yaptırabiliyorlardı. Bunda çok temel püf noktalar var aslında. Mesela bu durumda kendilerini işte erkekler, yani karşı taraf işte tamam yönetiliyordu, eşin her istediğini yapıyordu vesaire ama bunda kendini yönetilmiş, işte pasifize hissetmiyordu kesinlikle. Yani eşlerinin altında ezilmiş de hissetmiyordu. Çünkü kadın burada ne yapıyordu? Dişil enerjisini çok iyi kullanabiliyordu. Dişil enerji özelliği çok önemli bir şey. Kadınlıkta en önemli kavramlardan birisi dişil enerjidir. Çünkü varlığınızı ayakta tutan, sizi kadın yapan, kadın kadın olmanızı sağlayan özelliklerden bir tanesidir. Bunu iyi kullanabildiğiniz zaman, bu özelliğinizin farkına vardığınızda, aslında kendinizdeki bu içsel gücün farkına vardığınız zaman, eşinizin her istediğinizi de yaptırabiliyorsunuz, daha iyi yönetebiliyorsunuz, hem de daha mutlu bir evliliğe sahip oluyorsunuz. Yeri geldiğinizde hani belli özellikleriniz var, daha farklı kavramlar. Şimdi bu kavramları da kullanıyorsunuz. Bu zaman daha fazla aslında o etkileşimi artırıyorsunuz aranızda. Onlara da biraz değineceğiz şimdi. Günümüzde bu arada en çok problem yaşanan noktalardan bir tanesi nedir? Kadınlarda aslında eril özellik daha baskın. Yani eril özellik dediğimiz ne? Erkeksi özellikler. Yani daha baskın yani. Hani erkeği pasifize eden, daha çok kendini ön planda tutan, kendinin emirler, yasaklar yağdırdığı, daha erkeksi tavırları sergilediği, dominant yani dominant baskınlık dediğimiz özelliklerin ön planda olduğu ve erkeği gerçekten mutsuz edip huzursuzluğa iten, eşine saygı duymasını engelleyen özellikler bunlar. Bunlar aslında biraz insanın kendi elinde olan bir şey. Fıtratla alakalı bir şey değil normalde. Çünkü eril dengesiz biraz yaşamış olduğunuz aslında hayat şartları da etkileyebiliyor. Eril dengeyi bozabiliyor. İşte mesela kadının iş gücünde olması tamam çok güzel bir durum. Fakat bazen bazı yükümlülükler binebiliyor kadının üstüne. Bunlar kadını erkeği imsileştirebiliyor. Eril dengesini yükseltebiliyor. Yaşamış olduğu travmatik durumlar, hayatla baş edebilme mücadelesi vermesi. Bunlar eril dengenin artık tap nokta yapmasını sağlıyor. O yüzden bu noktada da ne yapıyoruz? Eril tarafımız daha ön plana çıkıyor. Bu durumda böyle olunca erkeklerde bir geri itme kavramı oluşuyor. Yani eril denge ön plana çıkıyor. Erkek bu sefer kendisini karşısındaki bir erkek var. İşte yani bu erkekle ben kavga ediyorum, tartışıyorum gibi hissediyor. Bu noktalara mahal vermemek için hani erkeğimsi hareketlerden uzak durmalıyız. Hani daha çok konuşma tonumuzu. Çünkü erkeklerde aslında en önemli nokta şeydir. Yani kadının duygusal bir varlıktır. Yani bu varlığını kullanabilmesi çok önemli. Hani bu noktayı kullandığı zaman zaten kendisine cezbedebiliyor yani erkeği. Bu yüzden eril dişil dengesi çok önemli. Eril özelliklere mi sahibiz? Nasılız? Bunları bir tespit etmemiz gerekiyor. Aslında az çok kendi özelliklerimize sahibiz. Yani az çok farkındayız bazı özelliklerimizin. O yüzden günümüzde bu evliliklerle ilgili süreçlerde kadınların işte eşlerini ellerinde tutamamalarının en önemli sebeplerinden bahsettik. Nedir? Eril dişil dengenin sağlanamaması bir ve ego savaşları, içsel ego çatışmaları. Şimdi bu eril dişil dengenin bozulması da egoların artmasına, egoların savaşmasına sebep oluyor.
en çok da eşlerin ego savaşları evliliklerde mevcuttur. Bu problemleri nasıl yenebiliriz aslında, ego savaşlarını? Yani işte sen dili ben dili dediğimiz noktaya çok dikkat etmemiz lazım. Üslup çok önemli. Duygularımızı da ön plana katmalıyız. Sadece mantıksal davranmamalıyız. İşte öfkemizle ilgili öfke kontrol problemi olabilir. Hem kadın için hem erkek için. Bunları daha çok ön plandaysa, eğer böyle sıkıntı yaşıyorsak destek alabiliriz. Bunlarla ilgili tedavi gerektiren durumlar varsa bunlara yönelebiliriz. Bunları iyileştirme çalışmaları yapabiliriz. Aslında şöyle bir şey var. Yani evliliklerin en mutsuz noktasında, yani sorunları bilememe, çözme becerisi edinememe, ne yapacağını bilmeme durumu çok sıkıntı yaratıyor evliliklerle ilgili. Eğer biliyorsak sorunumuzun noktasını, çözüm yoluna gidebiliyorsak biz o evlilikten rahat ve mutlu bir şekilde çıkabiliyoruz. Bu yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Yani aslında evlilik bir güçler, yani güçler savaşı değil, güçler çatışması değil, güçler birliğidir. Yani iki taraf birlikte olunca bir bütünden bir güç oluşturmak var. Bir de tek taraflı güçler birliği artık bir savaş oluşturuyor. Ve karşılıklı tarafların oluşmasına sebep oluyor. Biz evlendiğimiz zaman eşimize karşı cephede, karşı kısımdaki savaşan bir insan olmamalıyız. Yani bu şekilde evliliğimizi de mutlu şekilde devam ettiremeyiz. O yüzden çok önemli. Yani ego savaşlarına girmememiz gerekiyor. Bu noktalara dikkat ediyoruz. Bağlanma noktasında. Ne yapıyoruz? Eril dişil dengeye dikkat ediyoruz kesinlikle ve eşimize daha hani naif, daha kadınsı özelliklerimizden dem vurarak, daha o özelliklerimize yaklaşımda bulunduğumuz zaman zaten eşimiz de bize güzel adımlarla gelecektir. Ve diğer bir konumuz ise yani eril dişil dengesinin ön planda tutulmasının haricinde duygusal yönümüzü ve cinsel özelliklerimizin, bunların ön planda tutulması. Bir diğer önemli nokta ise eşimizi kendimize bağlamanın yolları adlı konumuzun başlığı altında. Bir noktamızda eril dişil dengesine önem vermek dedik. Diğer ikinci bir noktamız ise duygusallığımızı ve cinselliğimizi ön planda tutmak. Bakın evliliklerdeki en önemli denge budur. Yani %70-%80'lik kısmı cinselliği kaplar. Bunu herkes yani yadsınamaz bir gerçek. Kadının dişil dengesini, dişil enerjisini ön planda tutması ve eşini elinde tutmasıyla eşdeğer bir konudur. Mesela işte bu güçlerini eline aldığı zaman bir evlilikte işte mesela bir insan yorgunluktan bahsediyorsa eşine, bayan özellikle. Eğer yorgunluktan bahsediyorsa mutlaka bu ilgisizliktir aslında. Yani ben ilgiye ihtiyacım var, benimle ilgilenilmesini istiyorumdur. Yani işte ben yoruluyorum, sürekli hastayım vesaire değil de aslında ben ilgiye açım. Lütfen bana ilgi göster demesinin bir şeklidir. Bunu psikolojik olarak etkilendiği için belki hastalıklar olarak nüksedebiliyor. Hayatına bu şekilde yansıyabiliyor. Yani bir nevi şey gibi, yani psikolojik etkisi bunun, ne diyoruz biz buna? Daha çok hani farklı bir şey sendromuna giriyor. Yani işte evet, eşimizi kendimize bağlama yöntemlerinden bir tanesi eril dişil dengesine dikkat etmek demiştik. İkinci bir nokta ise dişil enerjimizi, duygusal enerjimizi kullanmak ve cinsel gücümüzden yararlanmaktır. Bunlar çok önemli noktalar. Bir evliliği en ayakta tutan dinamiklerden bir tanesi de duygusallık ve cinselliktir. %70-80'lik bir noktasını oluşturuyor. Bunları yüksek dozda yani dengede tutabilirsek zaten evliliğimizde de tap noktaya ulaşabiliyoruz. Yani kadının dişil enerjisini ön planda tutması. Mesela ne yapıyor? Ya eşine ufak iş ve cilve dediğimiz hareketlerle daha naif bir şekilde yaklaştığı zaman eşine elinde tutabilme ihtimali daha yüksek. Şimdi bir erkek hiçbir zaman kendi karşısında erkeğimsi davranışlar sergileyen bir bayandan hoşlanmaz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka o dengeyi yakalamamız gerekiyor. Eril dişil dengesi dediğimiz bu dengede biz kadınsal olarak iç ruh dünyamızdaki o derinlikleri, o naiflikleri, güzellikleri ortaya çıkardığımızda, işte bir şeyi isterken üslubunca daha böyle naz cilveyle, daha bir işveyle hareketlerle yaptığımız zaman ne oluyor? Zaten kabul etmeyeceği de varsa bu ruhunu okşuyorsunuz yani bir erkeğin. Ruhunu okşadığınız zaman o zaten sizin o istediğiniz seviyeye gelebiliyor. Yani önemli olan bu çatışmalarla işte farklı davranışlar sergileyerek
bir huzuru yakalamak çok mümkün olmuyor. Bu söylemiş olduğum, bahsetmiş olduğum noktalara dikkat ettiğiniz sürece de zaten sorunlar yaşamayacaksınız. Mesela bir evlilikte yorgunluktan bahsediyor diyelim ki bir bayan. Bu aslında ben ilgiye açım, ilgisizlikten mahvolmuş durumdayım. Yani mesela bu depresyon özellikleri gösteriyor. İşte başım ağrıyor ya da işte kendimi halsiz hissediyorum, yorgun hissediyorum gibi özellikler. Aslında ben çok ilgisizim, ben kendimle ilgilenilmesini istiyorum demeye çalışıyor. Yani bunu aslında anlatmaya çalışıyor. O yüzden ilgisizlik çok büyük bir sorun oluşturuyor. Bir erkek de yorgunluktan bahsediyorsa şunu demeye çalışıyor yani. Beslenme yoksunluğu ya da cinsel paylaşım yoksunluğu yaşıyor. Yani taraflar birbirlerini ruhsal, bedenen, cinsel bu anlamlarda tatmin duygusunu yaşatmadıkları sürece işte en önemli noktalar bunlar yani. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu mutluluğun en önemli formüllerinden bir tanesi. Ruhsal, bedenen, ruhen, zihinsel olarak, fiziksel ve mental olarak rahatlamanın en önemli noktalarından birisi duygu yoksunluğundan, duygu yoksunluğuna sokmamak, cinsel paylaşım yoksunluğuna girmemek. Biz bunları en üst düzeyde tuttuğumuz takdirde ne oluyor? Evliliğimizde en zirveye çıkarmış oluyoruz. Evet, otorite kullanıp işte mesela dominize olan kadınlar da bir erkeğe mesela istediği hiçbir şeyi yaptıramazlar kesinlikle. Yani işte dominant bir karaktersiniz. İşte eşinize böyle kaba bir dille, işte sert davranarak sen dili kullanıyorsunuz mesela. Bu şekilde hiçbir şey bir istediğiniz elde kesinlikle ettiremiyorsunuz. Bunları yaşanmamak için ne yapıyoruz? Bu dengeyi çok iyi koruyoruz. Bunlar için de ne yapmamız lazım özellikle? Eşimizi takdir etmemiz gerekiyor. Onu öveceğiz. Erkeklerin en can alıcı noktası çok başarılı olmayabilir. İşte çok belli vazıflara sahip olmayabilir ama erkekler ruhları yani övülünce okşanıyor. Yani eşinizi kesinlikle mutlaka övün. Ona güzel sözler söyleyin. Ona çok değerli olduğunu hissettirin. Onu motive edecek hareketlerde bulunun. Sıcak yaklaşımlarda bulunun. Hani ruhunu okşayın yani. Hani bunu yaptığınız zaman size karşı yaklaşımı da sizi kaybetmemek adına çok farklı olacaktır. Buna emin olun. Mesela övün. Söylediğim gibi duygularınızı da övün. Yani kendi duygularınızı gösterin buna mutlaka. Ve şu ikinci önemli güç, bir güce bahsettik değil mi? Birinci önemli güç kadının dişil enerjisini göstermesi dedik. İkinci önemli güç ise cinsellik konusu. Cinsel gücümüzü yeterince gösterebilmemiz erkeğimizi elimizde tutmamızı sağlıyor. Yani burada bu iki noktaya çok dikkat etmemiz lazım. Siz eğer eşinizi hem ruhsal hem fiziksel ve cinsel olarak mutlu ve tatmin bir düzeye getirdiğiniz takdirde o sizi kaybetmemek adına, sizi incitmemek adına, sizi onur etmek ve mutlu etmek adına her istediğinizi de yaptırabilirsiniz. Her şekilde mutlu da olursunuz. Karşılıklı bu ilişkiyi dengede tutarsınız. Bu dengeyi bozmamaya gayret göstermek lazım. Bu söylemiş olduğumuz iki madde evliliği ayakta tutan en önemli iki madde. Hani bayanların özellikle bu noktalara çok hassasiyet gösterip bu iki noktayı uygulamaya çalıştıkları zaman evliliklerinde de çok iyi noktalara gideceğine inanıyoruz. Şimdilik artık bu programımızın da sonuna geldik. Diğer programlarımızda görüşmek üzere diliyorum. İyi günler, hayırlı günler.